Selam, bugün Photoshop Generative Fill hakkında konuşacağız. Kısa süre önce hayatımıza giren ve popüler olan Generative Fill'i herkes kullanmaya başladı. Artık bir görsel hazırlayacaksam benim de elim direkt Photoshop Beta'ya gidiyor çünkü bütün işlemleri çok hızlandırdı. Bu özelliği nasıl etkin bir şekilde kullanabiliriz, artıları eksileri nelerdir bunları inceleyeceğiz. Arkamdaki duvarı detaylı inceleyin. Bir değişiklik fark ettiniz mi? Videolarınıza bile Photoshop'un bu özelliğini kullanarak birçok şey ekleyebilirsiniz. Burada yaratıcılık da tamamen size kalmış. Bir nesneyi yok etmek, etrafı doldurmak veya sıfırdan bir şey yaratmak gibi birçok işlemi saniyeler içerisinde yapabiliyor. Mesela elinize bir çekim geldi ve bunu reklama hazırlamanız gerekiyor. Ama çekimde story boyutu olarak çekilen ürünler var ama siz bunu feed'de de reklama çıkmak istiyorsunuz. Görselinizi istediğiniz çalışma yüzeyine yerleştirip etrafını sınırsız bir şekilde doldurabilirsiniz. Buradaki en önemli şeylerden birisi modelinizin sınırda olmaması. Fotoğrafı çalışma yüzeyine yerleştirdiğinizde kalan bütün boşlukları seçerek Generative ile tıklayıp arka planı doldur yazarsanız istediğiniz kadar arka planı genişletebilirsiniz. Eğer bir modelli fotoğrafın etrafını genişletiyorsanız Photoshop bazen uyarı verebiliyor. Topluluk kurallarını ihlal ettiğinizi söylüyor ve istediğiniz doldurma işlemini yapmıyor. Eğer böyle bir uyarı alırsanız şu an örnekte gördüğünüz gibi modelin teninin gözüktüğü kısımları herhangi bir şeyle kapatıp tekrar doldurmasını isteyebilirsiniz. Böylece hiç uyarı vermeden etrafını doldurmuş oluyor. Bunun gibi birçok işlemi gerçekçi yapsa da bazen gerçekten çok kötü şeyler yapabiliyor. Mesela insan çizimleri. Örneğin bir kadının yüzünü seçip makyaj ekle gibi bir prompt verirseniz gerçekten o yüzü tamamen deforme ediyor. Yani gözlerini kaydırıyor, burnunu değiştiriyor ve bu tarz insanla ilgili içeriklerde bu noktada gerçekçilikten oldukça uzaklaşıyor. Fakat kadının yüzünü, ellerini seçim dışı bırakıp sadece kıyafetini değiştirmesini isterseniz daha gerçekçi görseller üretebiliyor. Bu özellikten faydalanabileceğiniz alanlardan birisi de arka plan. Ürünlerinizin sadece stüdyoda çekilmiş halleri varsa, arka planını dışarıda çekmiş gibi kolaylıkla değiştirebilirsiniz. Hatta bundan daha önce Instagram hesabımızda bahsetmiştik. Ne yaptık ne oldu Part 9 adlı videomuzda bununla ilgili ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz. Eğer Instagram'dan bizi takip etmiyorsanız mutlaka edin. Nasıl içerikler görmek istediğinizi soruyoruz veya anlık olarak soru cevaplar da yapabiliyoruz. Arka planı kolayca değiştirmek için de ürünümüzü veya modelimizi seçip tersini seçiyoruz. Tersini seçtikten sonra da istediğimiz arka planı tasvir ediyoruz. Ve böylece bir sürü varyasyon yaratıyoruz. Ve daha birçok şekilde bu özellikten faydalanabilirsiniz. Siz Generative Fill'i kullanırken nelerle karşılaştınız? Keşfettiğiniz kullanım hackleri varsa yorumlarda bizimle paylaşın. Merak ettiğiniz başka konular varsa yorumlara yazın.